Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. İnşallah güzel bir akşam, iyi bir akşam olur. Şu ana kadar güzel bir akşam oldu. Bunun şarjı bitmiş, buradan da şarj almıyor. şimdi aldı. Tabi normalde öyle hocama itiraz etmek değil derdim ama meselenin daha iyi açıklığa kavuşması için o estağfurullah olur mu hocam? Sizden bugüne kadar hiç rahatsız olmadık hocam öyle bir şey olur mu hocam Hiç rahatsız olmadım hem hocam biraz böyle alınganlık yapıyor, sanki ondan rahatsızmışız gibi bir e, konuşma metni geçiyor. O yüzden bunu beyan etmek istedim, bir rahatsızlığımızın olmadığına dair. Allah razı olsun. Böyle insan ya, o da sonuçta profesör de olsa insan. Ondan sonra illaki istiyor ki Mustafa Özbağ onu sevdiğini beyan etsin. İnsanoğlu sevildiğini görmek ister, bunun beyanını ister. O yüzden erkekler eşlerinize karşı onları sevdiklerinizi hep beyan edin. Hani Hazreti Aişe annemiz sorarmış ya, Ya Resulullah beni nasıl seviyorsun? O da dermiş ki ona, kördüğüm gibi. Arada aklına geldikçe Hazreti Aişe annemiz sorarmış, Ya Resulallah kördüğüm ne alemde? O da cevap verirmiş ilk günkü gibi. Bu insan kendince bunu asla hiç bırakmaz. O yüzden bütün herkes kendince sevilmeyi ister. Bu nefsinin geri planında çalışan bir tiktaktır. Hep kimse mesela birisini sevdiğini beyan ediyorsa bir kimse o şu demek. Ben seni seviyorum diyor ya. Aslında diyor ki beni sev. Sufiler buna böyle o gözle, o mantıkla bakarlar. Bir kimse birisine onu sevdiğini söylüyorsa diyor ki beni sev. Evet. Bu 160. beyit demişsiniz. Bunda bir yanlışlık yok değil mi? Peki. Ben size tabi olurum bu noktada sıkıntı yok. 160 diyorsanız 160'tır. Evet doğruymuş. Cariye hastaydı. Padişahın bir cariyesi vardı. Cari padişah onu görür görmez onu çok sevdi çok sevince bastı parayı aldı. Saraya getirdi ama cariye hasta oldu. Sarayın doktorları uğraştılar, etrafa haberler sarılındı. Etraftan bir sürü doktorlar, hekimler geldiler. Bir türlü cariyenin hastalığına şifa bulamadılar. Ve ne ilaç verdilerse ters tepti hep. Verdi, ateş düşürücü verdiler, ateşi yükseldi. Ağrısını kesici bir ilaç verdiler, ağrısı fazlalaştı. Böylece padişah bir çare kaldı. Gece namaza durdu, Allah'a çok yalvardı, yakardı. Allah'a çok yalvarıp yakarınca Cenab-ı Hak ona rüya gösterdi. Hocam da rüyadan bahsetti ya sanki cevap verir gibi oldu. Padişah rüya gördü, çünkü sahih rüyalar müjdeci rüyalardır. Sahih rüyalar bir kimsenin yolunu çizebilir. Ama rüya ile amel edilir mi? Hayır. Ama rüya bize bir işaret verir mi? Evet. Bu noktada salih rüya tabi olunabilir mi? Evet. İşaret midir? Evet. Yusuf rüya gördü mü? Evet. Rüyasını anlattı mı? Evet. Ve rüyasından sonra babası dedi mi ona sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma? Evet. Ve o rüya tecelli etti mi? Evet. İbrahim rüya gördü mü? Evet. Yakup rüya gördü mü? Evet. Bütün peygamberler rüya gördüler mi? Evet. O zaman rüya sahih olursa o rüya ancak ehli tarafından tevil edilip ondan bir sonuç çıkarılabilir mi? Evet. Ama ehli olması gerekir. Az önce hocamın bahsettiği gibi böyle bir müneccim başı ehli değil ise bir cemaati batırabilir mi? Evet. Bir orduyu da batırabilir mi? Evet. 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 Bunlar doğru mu? Evet. Ama sahih rüyalarda var mı? Evet. O sahih rüyalarla da bu noktada bir kimse bir ilme ulaşabilir mi? Evet. İşte padişah rüya gördü. Rüyasında ona dediler ki yarın sabah bir hekim gelecek. O bizdendir. Sen ona teslim ol. O hekim de ertesi gün sabahleyin geldi ve padişah onu ağırladı. Padişah onu ağırladıktan sonra ona derdini anlattı. O da dedi ki beni hastayla baş başa bırakın. Hiç kimse yanımızda da olmasın. Onu hastayla baş başa bıraktılar. Hastayla baş başa bırakınca artık hekim onu normalde konuşmaya başladı. Onunla irtibat kurdu, diyalektik kurdu şimdiki hekimler gibi davranmadı. Hastalığın ne? Başım ağrıyor. Yazdı. Ağrı kesici gönderdi. Öyle değil. Hekim onunla diyalog kurdu. Diyalog kuraraktan onunla konuştu. Çünkü gönül hastalığı diğer hastalıklara benzemez dedi Hazreti Mevlana. Hekim kızın anlatmasına kulak vermekte, nabzına ve nabzının atmasına dikkat etmekteydi. Hekim elini hastanın nabzına koydu, hiçbir şey yokmuş gibi onunla sohbet ediyor. Sohbet ederken sorular soruyor. Sorulara cevap alırken de nabzına bakıyor. Nabzı kimin adı anılınca atarsa, cihanda gönlünün istediği odur diyordu. Hekim kendi içerisinden de diyordu ki nabzı kimin adı anıldığında daha hızlı atarsa demek ki o kimsenin gönlünde yatan o. Gönlüne o hastalığı bu noktada sebebi o. Memleketindeki dostlarını saydı döktü. Ondan sonra diğer bir memleketi andı. Ona sordu nerelisin diye örneğin İzmir Bayındırlıyım dedi. İzmir bayındırlıyım deyince orada kimleri tanırsın dedi memleketindeki kimseleri ona sormaya başladı. Öyle ya o dedi ki Tabukadosa'dan emekli Hüseyin abi vardı. Aa tanırım dedi. Değişti nabzı anında. Neden? Bir tanıdığı oldu. Bir bildiği oldu. Bir tanıdığı bir bildiği olunca o kimsenin nabzı değişecek çünkü. Memleketinden çıkınca en evvel hangi memlekette bulundun dedi. Öyle ya, bir kimse bir yerden çıkınca en çok sevdiği yere gider. En çok sevdiğinin yanına gider. Hazreti Mevlana Celalettin Rumaz Hazretleri başka bir beytinde der ki, sen birisini arıyorsan, birini arıyorsan, onu maşunun sokağında ara. Birini arıyorsun ya, o neyi çok seviyorsa, onu sevdiği yerde git, onu ara. Bir kimse Alemi seviyor, içki içmeyi seviyor. Bir yere gidiyor. Onu arayacak olan nerede arıyor? O filanca meyhaneye takılır. Sevdiği yer orası. Onu kahvede arama. O kahveye gidiyorsa her gece onu arayan nerede arayacak? Deli Ahmet'in kahvesinde duruyor. Ya onun feyzinin kahvesinde arama. Ya o Deli Ahmet'in kahvesine gidiyor. Neden? Orada nargile var çünkü. Her akşam gidecek, nargileyi hüpürdecek o kimse. E, nargileyi tokurdatmak için de devam edin kahvesine gidecek. Arayacağınız kimseyi hayat felsefesi. Birisini arıyorsanız onu sevdiği yerde bulursunuz. Onu nefret ettiği bir yerde bulamazsınız. Bir kimse bir şeyden kaçıyor ya. Kaçtığında en çok sevdiğine güve, güve, güvendiğine kaçar. Kızlar kocasının yanından nereye kaçar? Anne babasının yanına kaçar, oraya sığınır. Sen şimdi hanım evde yoksa eğer senden habersiz gittiyse arayacaksanız, arayacak olanlar için geçerli. Gidin annesinin babasının oraya bakın. Oh, oradadır. Ya da çok sevdiği samimi bir arkadaşı vardır annesinden babasından da kıymetlidir. Oraya gitmiştir. İşte hekim de ona dedi. Memleketten çıkınca evvel hangi memlekette bulundun dedi. Kız bir şehrin adını söyleyip geçti. Fakat yüzünün rengi, nabzının atması başkalaşmadı, değişmedi. Efendileri ve şehirleri birer birer saydı. O yerler, yurtlar, oralarda geçirdiği zamanları, tuz ekmek yediği kişileri tekrar tekrar söyledi. Hastalık bulacak çünkü Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hani gönül hastalığını bir kimsenin bedenine küçücük bir diken batar da bulamaz ya, ona benzetiyor. Hani bayındırda, dağda, bayırda dolaşırsınız da böyle küçücük dikenler vardır etinize batar görünmez o. Bağda bayırda dolaşanlar bilir. Ama acır ya insanın orası. Acıyı hisseder. Ama bir türlü elinle çıkaramaz onu. Mümkün değil. Hani ne yapardık? Dilimizle tükürüp ıslatıp öyle çıkarmaya çalışırız ya. Neden? Islatırız, yumuşatırız. O orada normalde yumuşasın diken ki kendine gelsin. Hatta küçük toplu iğnelerle deşeriz orayı deşerekten çıkarırız ya. Gönül sızısı, gönül sancısı böyle bir şeydir. Hazreti Mevlana da öyle tarif ediyor zaten. Şehir şehir ev ev saydı döktü. Kızın ne damarı oynadı ne çehresi sarardı. Hekim şeker gibi Semerkant şehrini soruncaya kadar kızın nabzı tabii haldeydi ve fazla atmıyordu. Ne zaman ki Semerkant'ı sorunca nabzı attı, çehresi kızardı, sarardı. Çünkü o Semerkant'ı bir kuyumcudan ayrılmıştı. O hekim hastadan bu sırrı elde edip o dert ve belanın aslına erişince onun semti hangi mahallede diye sordu. Semerkant'a gelinceye kadar hastanın nabzında, renginde hiç değişiklik yoktu. Ama ne zaman ki Semerkant o hastaya söyleyince nabzı ve rengi değişti. Hani böyle suç isteyen küçük çocuklar vardır ya, o şimdi hiç açık vermemek için uğraşır. Ama ona yavaş yavaş anne baba sorgular ya, anne baba uyanıksa söyler, bugün nereye gittin? Tuhaflık var ama üzerinde tuhaflık var senin derse saklar. Bugün nereye gittin? Filanca yere gittim. Aa ne kadar güzel, ne yaptın? Çocuk kendince kızmayacak şimdi anne baba der. Zavallım yavaş 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 döker. Sakın o döktükten sonra ceza vermeyin. Bir daha size dökmez sonra. Ya? Aa, onun yapmış olduğu hatayı tespit edin. Sonra nasihat edin. Hemen ona kızarsanız bir daha hiçbir sırrını sizde paylaşmaz. Kızmayın, hemen ceza vermeyin, dinleyin, tedavi edilmesi gereken yeri öğrenin, yumuşak yumuşak dinleyin, tatlı tatlı dinleyin. Sonra tedaviye geçin, aynı günde değil, bir gün sonra, iki gün sonra ona nasihat etmeye başlayın. Onun semti hangi mahallede diye sordu. Kız köprü başında Katfer mahallesinde dedi. Tabi Mesneviye sadece zahiri bakmama manasında. Hani az önceki körlükle alakalı var ya. Hani Kur'an'ın yıllarca bu noktada zahiri tefsir edenler mevcut körü tefsir etmişler. Sufiler değil. Hazreti Mevlana meslemesinde o körlüğün manevi körlük olduğunu, Muhyiddin Arabi Hazretleri onun manevi körlük olduğunu, normalde Kur'an'daki kastedilen bu körlüğün zahiri körlük olmadığını, hakikati göremeyenlerle alakalı körlük olduğunu söyler sufiler. Zaten sufilerle bu noktada işte diğer tefsircilerinin arasının bozulmasının sebebi budur. Diğer tefsirciler normal bildiğimiz körlük olarak algılarlar. Sufiler bunu körlük ve sağırlığı hakikati görüp duymamak, hakikati araştırmamak, hakikati kabul etmemek olarak anlarlar. Ve sufilerin hakikat anlayışı her daim yenilenmeye muhtaçtır. Sufiler hakikat noktasında kendilerini bir kazığa bağlamazlar. Bugün için hakikat odur. Yarın o hakikat gelişmeye açıktır. Daha da gelişmesi gerekir. Bugün için bizim anladığımız bu kadardır. Yarın bizden sonra gelecek olanlar daha iyi anlamaları gerekir. Daha ileride anlamaları gerekir. Hocamın bu konudaki durduğu noktayla durduğum nokta muhteşem. Aynı noktadayız. Ben asla eski tefsirler okumaktan yana değilim bir temel bir bilgi olarak alınabilir mi? Evet. Kur'an her an kendisini yenileyen bir kitaptır. Anlayış olarak. Anlama açısından. O yüzden dünkü tefsiriniz sizin sınıfta kalır. Bundan 30 yıl önceki tefsiriniz sınıfta kalır. Faydalanabilir misiniz? Evet. Ama kesin net doğru diyebilir misiniz? Hayır. Dini ilimde, dini ilimlerde bir tek fıkıh, hukuk değişmez. Ama hukukun da bu noktada değişebilecek alanları var mıdır? Evet. Onu da hukukçular kendilerince yeni e, iştahatlar çıkarabilirler mi? Evet. Ama İslam dünyasının bu noktada sıkıntısı var mı? Evet. İslam dünyası yeniden iştahat etmekte topallıyor mu? Evet. Hatta topallamaktan öte hiç hareket edemiyor mu? Evet. Aynı seferi meselesinde örneklerim ya, 80 kilometre ilerisine seferde Hanefi'ye göre bir kadının yolculuk etmesi caiz değildir. Ben diyanete, bütün ilahiyata her sohbetimde çağrıda bulunuyorum. Gelin, evet gelin bunu, bunun altının temelini de koyuyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendi zamanında esir edilmiş bir kavmin liderinin kızını yanına on tane asker göndererekten babasına gönderdi. Güvenliğini sağladı onun. Kadınlar yol güvenlikleri var ise, yol güvenlikleri var ise, bunu bu noktada seyahat edebilirler yanlarında bir erkek olmaksızın veyahut da mahremleri olmaksızın. Buradan İstanbul'a yol güvenliği var ise bir kadının tek başına seyahat etmesi caizdir. Bakın bu ama bunu iştahat edecek bunu iştahat edecek bu hadis-i şeriften kendisine pay çıkaracak. Bu hadis-i şerifi kendisini ölçü edip cesaretli bir şekilde iştahat edecek bir iştahat organı lazım. Ha etmiyorlar. Ben arkadaşlara bunları söylüyor muyum? Evet. Diyorum seyahat edecek olanlar yol güvenliğiniz varsa edebilirsiniz. Geçenlerde bir sohbette oldu. Bin bey, bir buçuk milyona yakın okuyan kız öğrenci var. Değişik şehirlerde. Ve bunlar düşünebiliyor musunuz? Yanlarında ya babaları ya abileri yok kocaları tarafından getirilip götürülecek. Yol güvenliği varsa bunun gibi işte biz de Mesnevi'ye bakarken işin biraz da mana tarafına bakacağız. Köprü başında Gafter mahallesinde dedi. Buradaki köprüden benim anladığım manayla zahir arasındaki köprü. Bir kimsede bu köprü var mı? Evet. Bu ne? Kalbi akıl ile Pozitif aklın arasında köprü oluşturma. Bu köprüyü oluşturamayanlar tek kanatlı kuş gibi olurlar. Eğer bu köprü oluşmazsa bir kimsenin içerisinde sıkıntı olur. Ya o direkt akıl perest bir kimse olur ya da o kimse meczup bir kimse olur. İkisi de bu noktada benim nazarımda dini algı açısından tehlikeli. O yüzden normalde biz göründüğümüz kadar bizim içselliğimiz de var. Bizim pozitif aklımız kadar kalbi aklımız da var. Vicdanımız var yani. Kalbi akıl. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ya, size bütün müftüler fetva verse de siz kalbinizdeki müftiye danışın. Eğer kafanız almıyorsa kalbinizdeki müftiye danışın. Demek ki kalbimizde de bizim bir mühtü var. O kim? o size ya bunu yesen de olur diyebilir. Ama sen kalbindeki mühtüye de bak şüphe ediyorsan. Bunun gibi bu köprüden bunu da çıkarabilir miyiz? El cevap çıkarabiliriz. Hekim hastalığının ne olduğunu hemen anladım. Seni tedavi hususunda sihirler göstereceğim dedi. Buradaki sihir istidraci şeyler değil. İslam istiracı şeylere karşıdır. Bütün dinlerde keramet vardır. Bütün dinlerde peygamberlere verilen mucizeler vardır. Ama bütün dinler istiraca karşıdır. İstiracı nedir? Temelinde hakikat olmayan, göz boyama, izilyonist bir şeydir. Bir kimsenin el çabukluğu marifetidir. Bir kimsenin bir ki, insanların gözlerini boyamasıdır. Bu hakikat değildir. İslam hakikate doğru koşar. O yüzden buradaki hakikat o kimsenin tedavide üstün maharetler sergilemesidir. Tedavide bilinenlerin üzerinden bilinmeyene doğru gidip bilinmeyeni bulmaktır. Tekrar söylüyorum. Bilinenlerin üzerinden bilinmeyene doğru koşmaktır. Ve bilinenlerden hareket ederekten bilinmeyeni bulmaktır. O güne kadar bulunmayan, fark edilmeyen, saklanan, gizlenen bir gerçeği meydana çıkarmaktır. Asıl hekimlik budur. Hekimlik yoksa herkesin gitmiş olduğu yoldan ilaç yazmak değildir. Gel öksürdün. Ben de biliyorum o öksürüğe karşı hangi ilaçların alınacağını. Eczaneye gittiğinizde eczaneciye deseniz ki ben öksürüyorum soğuk algınlığım var bende. Hemen o pat 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 üç tane kutu sizin önünüze koyar. Genelde öyle yaparız ya. Bundan 20 yıl önce öyle yapılıyordu herkes. Bir doktora gitmek büyük masraftı. Herkes doktora gidemiyordu doktora özel insanlar gidiyorlardı Bundan 30 yıl önce herkes doktora gidemiyordu bu ülkede çocuklarını doktora götüremiyorlardı bizim mahallede çocuğu ölmüş olan çocuğunu kucağında getiren anneleri tanıyorum ben yaşım dokuzdu henüz Kadın yolun kenarında oturup hüngür hüngür ağladığından ağlıyor. Ne oldu dedim ben. Kadın sanki benim böyle sormamı bekliyormuş. Çocuğum öldü dedi gitti. Ben 9-10 yaşında o çocuğa dokunamadım. Gidemiyordu insanlar. Çocuklarını doktora götüremiyorlardı. Nerede doktoru bulacak? Ne yapıyorlardı? Kendilerince eczaneye gidip Esnaflar gidemiyordu. Soğuk aldığında gidip iki tane iğneyi birleştirip eczacı Nevzata vurduruyordu iğneyi, kendince tedavi oluyordu. Buydu. İşte hekimlik bu değil diyor. Hazreti Mevlana. Neden? Hekimlik diyor, bilinenden bilinmeyeni bulmak. O hastaya özel ilaç vermek. O hastanın rahatsızlığını tespit edip bireyin şahsına münhasır ona tedavi geliştirmek. Bireyin şahsına münhasır. Bireyin şahsına münhasır ona ilaç geliştirmek. Bugün bu tedaviden uzak dünya tıpı çok az. Ya biz İlaç sektörlerinin oyuncağı gibiyiz şu anda. Ne yazık ki doktorlar da ilaç sektörlerinin satıcısı gibi. Hiç siz şahsın kendine münhasır ilaç terkip edildiğini gördünüz mü? Çok az. Evet kanserde var. Bizim Murat Hoca'dan onu duyuyorum, öğreniyorum. Kanser ilaç. O Murat Hoca öyle tedavi ediyor. Bütün kanserli hastanın hepsinin topluyor bütün bilgilerini. Ondan sonra onu özel ilaç tedavisi yapıyor. Ama bir tek kanser hastaları. Gelişmesi lazım. İşte Hz. Mevlana Meslevisi'nde diyor ki o hekim, o hastaya özel tedavi edecekti. Hastanın şahsına münhasır. Sevin, İlişik etme. Emin ol ki yağmur çiğmenlere ne yaparsa ben de sana onu yapacağım. Bakın tereddütsüz. Gerçek hekimlerde tereddüt yoktur. Eğer hekim gerçekse, gerçekten kendi bilgisine ve tecrübesine güveniyorsa, onun tereddüdü yoktur. Hastaya o eminlik aşılar, güven aşılar. Der ki emin ol, sen buradan koşarak gideceksin. Emin ol, bu hastalığı burada bırakıp gideceksin. Emin ol, sen buradan buraya geldiğinden çok çok sağlam olarak gideceksin. Annem rahmetli hastaydı. Doktor dedi ki, teyze, seni dedi burada koridorda koş göndereceğim. Annem baktı, esah mı diyorsun dedi ona. Evet dedi, sen buradan koşarak gideceksin dedi. Annem öyle bir ümitlendi ki. Çünkü verem olduğunu duyunca çökmüştü kadıncağız. Böyle kaldı doktorun, o ilk gittiğimiz doktorun yazanesinde. O bayan doktor da böyle baktı filme. Yani burada 4-5 tane hastane dolaştık, doktor dolaştık. Hiçbirisi de verem demedi. Tesp hiçbirisi de teşhis koyamadı. Aldık filmleri biz götürdük Bursa'ya. Dakika bir gol bir. Sigorta hastanesine götürdüm. Kadın baktı doktor. Tüberküloz dedi filmi koydu yerine. Annemi tuttum ben o tutturacak bir yer. Annem bir anda sarsıldı. Dedi ya ben verem mi olmuşum? Evet anne dedim. Kadın çöktü. Dedim sakin ol. O çöken kadın bir saat sonra doktor başka bir doktorla tanışıyorduk. Ona gittim dedim ne yapacağız hocam? Dedik sakin ol bana. Anneme dedi ki sen buradan koşarak gideceksin teyze. Annem esah mı diyorsun dedi. Evet dedi. Ben seni burada koridorda koşturtturacağım öylesi gideceksin dedi. 15 gün yatıracağım seni yalnız burada dedi. Gerçekten 15 gün yatırdı. Annemi taburcu ederken teyze koş bakayım şimdi koridorda dedi. Koştu kadın. O yaşta kadın koştu. İnandı çünkü doktor da ona inandırdı. Dedi ki seni dedi burada koşturaraktan göndereceğim. Ve doktor ne dediyse güvenince, inanınca yerine getirdi annem. İşte bu hekim de hastasına dedi ki sevin. Hiç sen tereddüt etme. Emin ol ki yağmur çimenlere ne yaparsa ben de sana onu yapacağım. Ben senin gamını çekmekteyim. Sen gam yeme. Ben sana yüz babadan daha şefkatliyim. Hekim ona dedi ki ben senin derdinle dertliyim. Ben senin derdini çekmekteyim. Bakın derdini bilmekteyim demiyor. Ben senin derdini çekmekteyim. Ben senin derdinle dertlendim. Benim, senin derdin benim derdim oldu. Ve sen bu noktada ben dertleniyorum ya. E sen gam yeme, sen gam çekme. Ben sana yüz babadan daha şefkatliyim. Yüz tane babayı üst üste koysan, yanına bir tane de yüz tane baba koysan, ben ondan da şefkatliyim. Gerçek hekim. Şefkatin, merhametin zirvesinde. Ama hani Cenab-ı Hak peygamberini anlatırken diyor ya, ey insanlar, Şüphesiz ki size kendinizden bir peygamber gelmiştir. Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size son derece düşkündür. Müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de buyurdu ki: Şüphesiz ki Allah merhamet edendir. Her merhamet edeni sever ve rahmetini merhamet edenin üzerine koyar. Demek ki bir peygamber var. Bu peygamber müminlere karşı şefkatli ve merhametli. Müminlerin başına bir şey gelmesini asla istemiyor. Ve o peygamber öylesine bir merhamet timsali bir peygamber. Ve Hazreti Peygamber de diyor ki: merhametin sahibi Allah'tır. Ve asıl merhamet edici Allah'tır. Ama bu Allah'ın sıfatı olan merhamet bir kulun üzerinde tecelli eder. Bir kul da etrafına merhamet ederse Cenab-ı Hak o kulunu sever. O kulunu sevdiği gibi onun üzerine de kendi merhamet ırmağından Merhamet akıtır. Başka bir hadis-i şerifte de merhamet edilene merhamet edilir buyurdu. O zaman müminin vasfıdır merhametli olmak. Müminin vasfıdır. O kimsenin şefkatli olması, merhametli olması, etrafına rahmet saçması bu Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatıyla sıfatlanan müminler etraflarına şefkat, merhamet ve rahmet saçarlar. Eğer bir mümin müminlik iddiasındaysa etrafına merhamet, rahmet, şefkat saçmakla yükümlüdür. Bu esnada hiç kimse merhamet ve şefkat gördüğü kimseden şikayet etmez. Eğer sizden birileri merhamet ve şefkat noktasında şikayet ediyorlarsa bilin ki siz iki yüzlüsünüz. Bilin ki siz evde ayrı, işte ayrı, aşta ayrı, sokakta ayrısınız. Bu müminlik sıfatı değil. Evlerinizde eşleriniz ve çocuklarınız, iş yerinizde çalışan, yanınızda çalışanlar ve komşularınız sizden şikayet etmemeli. Sizden her daim merhamet, şefkat, rahmet görmeli. Müminin sıfatı bu. Müminlik sadece beş vakit namaz kılmakla bitmiyor. Müminlik sadece başı örtmekle bitmiyor. Müminlik sadece sakal bırakmakla bitmiyor. Bunların olması gerekir mi? Evet. Ama sen namazı kılmışsın, Eşine merhamet etmiyorsun. Sen başını örtmüşsün. Eşine şefkatli davranmıyorsun. Sen kendinin mümin olduğunu iddia ediyorsun ama çocuklarına şefkatli davranmıyorsun. Daireleri üst üste sıralamışsın. Bir kız çocuğuna bir dairede oturtmayı kendine uygun görmüyorsun. Paraları istiflemişsin bankada. Senin evlatların Perişan bir şekilde dolaşırken o istifi bozmuyorsun. Yanı başındaki arkadaşın perperişan noktadayken sen istifini bozmuyorsun. Sen merhametli ve şefkatli değilsin. O zaman kıldığınız namazlar paçavra gibi yüzünüze atılacak. O zaman yaptığınız ibadetler yüzünüze paçavra gibi atılacak. Siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmadınız. İslam dünyasının en büyük problemlerinden birisi bu. İslam dünyası ibadetlerine özen gösterdiği kadar ahlakına özen göstermiyor. İbadetlerine özen gösterdiği kadar ahlakımıza özen gösterseydik İslam dünyası dünyanın güneşi olacaktı kurtuluşu olacaktı. Şu anda dünya İslam olmuyorsa ve dünyada bir İslamofobi denilen bir şey var ise bunun sorumlusu Müslümanlar birinci derecede. Biziz. Bizden başka kimse değil. Allah bizi affetsin. O yüzden biz kendimizce merhametli olmak zorundayız. Şefkatli olmak zorundayız. Biz rahmet saçmakla mükellefiz. Allah biz onlardan eylesin inşallah. Aman sakına. Doktor dedi ki, hekim dedi ki aman sakına. Bu sırrı kimseye söyleme. Padişah senden bunu ne kadar sorup soruşturursa yine de sakla. Hekimle doktorun hekimle hastanın arasındaki sır sakla. Bunu manaya çevirelim. Bir müritle mürşidin arasındaki sır. Mürit başından bir sürü haller geçmiş. Üstad anlatıyor. Sakın ha bir başkasını anlatma. Sırrını kimseye vermeye çalışma. Hiç kimse sana yardımcı olamaz. Ancak ehlini anlat. Başında bir rahatsızlık varsa Git ehlinle paylaş onu. Başında bir problem varsa git ehlinle onu istişare et. Ve ortalığa sırrını saçma. Ortalığa sırrını saçanlar hedeflerini şaşırırlar. Sırrını saçanlar hedefini bulamazlar. Aman ha! Dedi ki sakın ha! Bu sırrı hiç kimseye anlatma. Sırların gönülde gizli kalırsa o muradın çabucak hasıl olur dedi. Eğer sır gönlünde kalırsa çabucak hasıl olur. Devam etti. <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki: "Her kim sırrını saklar ise çabucak muradına erişir." O zaman sakın ha, bir muradın varsa, o muradına erişmek istiyorsan muradını yayma, muradını saçma. Tohum toprak içinde gizlenince onun gizlenmesi bahçenin yeşillenmesiyle neticelenir. Tohumu atarsınız toprağın içerisine. Toprağı attıktan sonra üzerini düzenlersiniz. Dışarıdan bakan bir kimse toprağı göremez. Ama tohumu saçan kimse toprağın içindeki tohumu bilir. Tohumu bildiğinden sen oraya kapkara toprak görürsün. Tohumu seçen, saçan ise orada meyve yemektedir. Sen kara toprak görürsün, tohumu saçan kimse meyva yiyordur. Neden? Saçmış olduğu tohumu hayalinde filizlenir, çıkar, ağaç olur. Ağaç olduktan sonra meyvasını görür, meyvasını yer. O tohum saçarken meyvanın tadını ağzında hisseder o. Eğer tohum saçarken meyveyi görmüyorsan yaptığın işe önce kendin inanmadın. Yaptığın işi önce kendin bu noktada sonucuna razı değilsin. Göremeyeceğine inanıyorsun. Hani var ya yağmur duasına çıkıp da duasının kabul olacağını bilen kimse yanında şemsiyesini götürür. Yağmur duasına çıkanların yanında şemsiye yoksa yapmış oldukları dualara kendileri inanmıyorlar. Kendisi inanmış olsa yanında yağmurdan koruyacak bir şemsiye götürecek. O zaman tohum saçan saçmış olduğu tohumun meyvasını hasat etmiyor. Hasat etmiyorsa, hasat etmiyorsa, toplamıyorsa kalbinde. Saçmış olduğu tohumun çıkmayacağına inat. Çıkmayacağına inanıyor. Kendi yaptığı işin sonucuna inanmıyor. Eğer bir kadın daha kuru fasulyeyi ocağa koyarken kuru fasulyenin tadını damağında hissetmiyorsa yapacak olduğu yemeğe kendisi inanmıyor yeme o yemeği. Neden? Ya o yemeği yaparken ihlasını bozdu zaten. Kemalat odur ki. Kemalat odur ki Hazreti Mevlana der. Üzüme bakıp şarabı görmektir. Kemalat odur ki. Asmaya bakıp şarabı görmektir. Kemalat odur ki Asmayı hayal edip şarabı yudumlayıp sarhoş olmaktır. Kemalat odur. Henüz daha asma yok, koruk yok, üzüm yok, şarap yok. O kimse asmasız sarhoş olanlardan oldu. Kemalat odur. Nedir kemalat? Bir şeyin hakikatini görmektir. Bir şeyin sonunu görmektir. Bir şeyin tadı zahiren meydana çıkmadan onu görmektir. Onu bilmektir. Eğer o kemalat yoksa sende oturdu oturduğun yere bizi oyalama. Bize var olan şarabı anlatma. Bana öyle bir şarap anlat ki henüz daha o şarap üretilmemiş olsun. Bana o şarabı anlatman için senin sarhoşluğunu görmem lazım. Önce sen iç o şaraptan. O senin sarhoşluğunu görelim. Senin sarhoşluğuna bakaraktan biz de o sarhoşluğa aday olalım. Seni sarhoş görmüyorsam, seni sarhoş görmüyorsam, sen ayıksan, senin benden bir farkın yok. Bana bildiğim şarapları anlatma. Bana anlatacaksan sen gel şu Mansur'un şarabını anlat. Gel şu Mansur şarabından bize içir de biz de kendimizden geçelim eğer kendimizde isek, eğer kendimizde değil isek, senin mansur, mansur şarabın bizi kendimizden de geçiremez. Yetmez. Yürü. Henüz daha sen mansur şarabından bir yudum içmemişsin. O zaman bir kimse henüz daha, henüz daha vücuda gelmeyen bir şeyin kokusunu almalı. Kokusunu almıyorsan o vücuda geldikten sonra Mezardan dedemi kaldırsam o da anlatır bana. Altın ve gümüş gizli olmasalardı madende nasıl musaffa olurlar? Nasıl altın ve gümüş haline gelirlerdi? Altın ve gümüş toprakta gizlidir. İnsanlar altın ve gümüşün kokusunu alır, altın ve gümüşü ararlar. Kıymetlidir çünkü. Altın kıymetlidir. Bunun normalde yalanı dahi insanı heyecanlandırır. Biz yıllardır o yalana hep inanırız ya. Tire'de neydi? Ne tepesiydi o bizim karşımızdan görünür? Bir de delik var. Delikli tepe. Değil mi? Ne derler? İçinde hazine varmış. Hazineye girince de makaslar çalışırmış dışarı çıkarken. İşte bir türlü hazine almazmış. Ne efsane öyle değil mi? Çocukluğumuzdan itibaren o delikli tepeyi dinler miyiz? Hayı sen abi. Aynı şeyi de dinleriz değil mi? Hazine hala da var içinde. Evet, hala da hazine var. Bakın efsane dahi bizi heyecanlandırıyor. Böyle yolunu kaybeden para çok lazım olan kendi kendine düşünür. Ulan delikli tepeye gideyim de oradan hazineyi çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Gençlik muhabbeti bu. Bakın onun kokusu dahi heyecanlandırıyor insanı. Eğer bir yerde altın var derlerse insanlar hücum ederler mi? Hücum ederler. Ama altın gizli midir orada? Gizlidir. Bir sürü yoldan geçmesi lazım onun elde edilmesi için. O meşaketli, meşakkatli yolu herkes geçmeyi gözüne hedefler. Altını boynunda görür o yüzden yürür o yolu. Eğer altını boynunda görmez, hayallemezse o yolu yürür mü? Hiç kimse yürümez. Genç bir kıza bir erkek gelir, vaatlerde bulunur. Seni şöyle mutlu edeceğim, seni böyle mutlu edeceğim der. Kız o vaatlere kanar. O olacak olan hayale aldanır. Erkek hayal satıyordur ona. Erkek demez ki ben hayal satıyorum. Evlendiğin gün gözünün üstünde yumru yiyeceksin. O hayale kanar gider mi herkes? Hayale kanar gider. Ama o resmi görür mü? Görür. O resmin o aslında var olmadı daha. Ama o resmin sonunu görür o kimse. Resmin sonunu görerekten gider. Enteresan bir mekanizma vardır insanda. İnsan kendince kendi hayatını dahi hayaller bu noktada. İşte altın ve geniş, gümüş gizli olmasaydı... Madende, madende nasıl musaffa olurdu insanlar? Asla normalde ne yaparlardı? Bunun peşine düşmezlerdi. O hekimin vaatleri ve lütufları hastayı korkudan emin etti. Hekim öylesine vaatlerde bulundu. Öylesine kesin, öylesine katı konuştu ki bu sefer hasta bu bütün vaatlerden emin oldu. Ve korkudan kurtuldu. 180. beyitten devam edeceğiz. Allah korkaklıktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Bilimsel olarak ateş her şeyi yakar. Ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. Bilimsel olarak ateş yakar deyip inancımızı sorgulamamız mı lazım? Evet hocam da diyor ki ateş her şeyi yakmaz. İnsanı yakar mı hocam? Hocam İbrahim Aleyhisselam söz konusu ateş şunu yakmaz bunu yakmaz değil. Oraya bilim karışmıyor. Ha bilimin karışmadı bir alan çıktı. <laughs> evet. Bilim buraya karışmıyormuş. Burada bilim şu anda şu anda karışmıyor. Estağfurullah buyurun hocam. Yok hocam öyle de olmuyor bu. Evet yani bu öyle değil. Yani, ya o ateşte yürümek değil bu. Ben ateş yalayan bir kimseyim de o yüzden hocam. Yani bu gerçekten bilmin durduğu bir şey bu yani. Ben kendi meslek lisesinde okurdum, meslek lisesinde de e, ne o metal işlerinde okudum. Ben demir kızdırmasını iyi bilirim. Çok dövdürdüler bize kızdır demiri vur Allah vur yok orası olmadı bir daha vur yok burası olmadı bir daha vur. Meslek lisesinde okuyan var mı metal işlerinde okuyan aranızda? Vay. Metal işlerinde mi okudunuz? Dövdün mü sen de? Arkada da var olsun siz söyleyin. Dövdünüz mü? Hala da aynı metot devam ediyor o zaman. Kaç yıl mezunusun? Oho sen benden çok... Ha onlara yalatmıyorlar hocam. Ben de meslek lisesindeyken yalamıyorduk. Normalde demir vururken o demire yalnız ondan çıkan kıvılcımlar var. Kıvılcımlar üzerimize gelirse delip geçiyordu, yakıyordu yani. E, tabii ben e, tarikata girdim ya, bir gün ödemiş de zikrullah olacak. Bizim bir Hacı Ali abimiz vardı, o dedi ki ateş buhranı yapacağım Mustafa Efendi. dedi. Peki dedim ben. Benden başka da orada o buhran esnasında okunacak duaları bilen yok. <laughs> Kendi ellerimle bildiğimiz Aygaz tüp ocağının üzerine böyle onlar lale deniliyor onları böyle lale yaprağı şeklinde. Demiri kendim üç tane demir böyle kızdırdım 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 kıpkırmızı demirciyim kendim. Kızdırdım içimden de diyorum ki Allah'ım kim yalacak bunu şimdi diyorum. Hani ben kendi elimle kurbanlık koyun gibi giden benmişim. Kendimi görmüyorum. Ben demiri aldım. Bildiğiniz demir, kızgın demir. Kendim kızdırmamış olsam, kendim böyle onu o hale getirmemiş olsam inanmayacağım. Getirdim, Ali abinin eline verdim. O da beni çok sevmezdi Allah rahmet eylesin. Bana karşı ben de aykırıyım ya böyle hocam anlatıyor ben hayır böyle elimi kaldırıyorum ya ona da elimi kaldırıyorum böyle. Aykırılık içimde var benim. 8 yaşından beri kendim aykırılığımı dört buçuk yaşında gördüm. Evet, dört 4,5 yaşındayken evin arkasındaki sazları yaktım. Ondan sonra da geçtim seyrettim bir güzel. İlk aykırılığımı tespit ettim. Yaş dört buçuk yaşında, dört yaşında, dört buçuk yaşında. Aldım, kızdırdım, getirdim. Yala dedi bana. Hiç tereddüt etmedim. O esnada hay esması çekiliyor, zikrediliyor. Hay, hay, hay Allah diye ben de ortaya çıktım. Kızgın demiri dilime böyle hiç öğretmedi kimse de bana. Şöyle yalacaksın demediler. Böyle enteresan bir şey. O yalnız eline böyle tükürdü, yaptı, vurdu, eli cozuz yaptı. Tükürük cozuldadı. Onu gördüm. Ondan sonra bana verdi, yala dedi. Ulan ben şimdi yala deyince dilimi çıkardım. Vurdum, Coz yaptı dilim tükürük. Böyle sıcak çay içmişim gibi. Allah yakmıyor. Vuruyorum ben şimdi, cozur diyor boyna, Kuruyor. Dilin üzerindeki tüylerin yanık kokusunu genizimde hissediyorum. Ama ben bir tane bir şeyi hani böyle bir saniyede koş karşıya öyle değil. El onu dedem de koşar. Öyle ya işte kendini trans haline aldı. Ne alakası var? Ne transı? Zikrullah yapıyoruz işte. Hatta benim gözünün önüne geliyorum diyorum yaptın yapacağını içimden. Bana ateşi yalattın bugün diyorum ben. İntikam alıyormuş gibi geliyor bana. Ben bir tane demiri soğuttum. Baktım artık tamam hiç cozurdamıyor. Dedim soğudu kendisine. Öbürkünü al gel dedi. Gittim öbür günler daha iki tanesi tüpün üstünde. Daha onlar kızıyorlar kıpkırmızı zaten üçü de. İkinciyi getirdim. Hani birine kime vereceksin? O yalasın hani bir tane yaladım. Devam et dedi. Ah dedim beni yakaladı şimdi bugün dedim. Bütün demirleri bana yalatacak bugün dedim ben. İkinciyi yaladım soğuttum. Üçüncüyü gittim aldım. Devam et dedi bana. Üçüncüyü yaladım. İnandım ki İbrahim'i ateş yakmamış. İkinciyi yakarken, hay esmasını çekerken dedim ki Mustafa Özbağ iman ettik. İbrahim'i ateş yakmadı diye. İşte sana delili dedim. İşte sana delili. Kendimde yaşanmamış olsa diyeceğim ki yani inanırım ya doğrudur derim itiraz etmem ama birebir yaşamış bir kimse var karşınızda birebir yaşamış bir kimse var karşınızda şimdi bana deseler ki ateş yakıcı mı ben bağırıyorum hayır Herkes dönüp bakıyor. Nasıl? Kardeş diyorum. Bazılarının öyle duası vardır. Veya Allah onu yakmaz. Hiç siz 70 derecelik suyun içerisine elinizi kolunuzu soktunuz mu? Havuza böyle yapıyorlar. elini böyle sokuyor birisi yapıyor. Biz de o havuzun yanındayız. Yine şey efendi var orada. Böyle işte şeydeyiz. Sivas'ta sıcak kaplıcanın en çıkış noktasında. Diyorlar ki bunun çıkış noktası 70 ile 85 derece arasında oynuyor. Hiç kimse o odayı almıyormuş. Yani o çıkış noktasındaki odaya 3-4 tane oda boş hep. Şey Efendi oraya aldırmış o gün. Herkes elini sokuyor gidiyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. Kim girecek buraya? Nasıl girilecek buraya? Çok sıcak burası diye. Geldi böyle yürüdü geldi. Mustafa Efendi hazır mısın oğlum dedi. Hazırım efendim dedim. Ben hazır mısın derken anladığım şey şu yani soyundun, giyindin yani işte ben onu çok ayıp söylemesi keseliyorum. Masaj yapıyorum filan. Ondan sonra ben hazır mısın derken buna hazır mıyım? Hani yaptığım işe hazırım efendim dedi. Ha gir oğlum o zaman dedi. Hiç tereddütsüz Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ben girdim içine. Çok affedersiniz kurbağa gibi duruyorum öyle. Bir tek kafam dışarıda. Ellerim böyle oynattım, oynattığım anda yandım. Hiç oynatmıyorum. Öyle duruyorum. Bütün Sivaslılar geriye döndüler. Bir şeylerle uğraşıyorlar. Hani bizi de atmasın içeri diye. Ardından kendisi geldi. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Karşıma o da durdu. O da böyle duruyor. Hiç hareket etmiyor. Dedi Mustafa Efendi. Yanıyor musun dedi. Dedim kımıldamazsan yanmıyorsun dedim. Ha depreşmeyelim o zaman dedi. <laughs> Biz içeride duruyoruz ama. Şimdi Sivasların dediğine göre 75-80 derece arasında su çıkıyormuş. Hiç elinizi soktunuz mu 75 derecelik bir ateş e, suya? Haşlanmıyorsunuz merak etmeyin. Bilim bunu çözmüyor gelse bana dese ki, kardeş ben girdim. Çözmüyor bilim bunu. Şiş, siz çok böyle aykırı şeyler söylüyorlar ya, bunlar birbirlerine şiş batırıyorlar, Oo, şunu yapıyorlar. İyi. Yine şiş. Meslek lisesinde okudum, bilirim delici, yakıcı ya her şeyi. Biraz da anarşistliğimiz de var ya, Böyle şiş bildiğiniz. Ucu sivri. Kendi elimle getirdim. Şiş vuracak. Ondan sonra bir buradan yanamdan vurdu. Bir dolaştırdı. Yanağımın ortasında bir elma ben hay hay Allah diye dolaşıyorum. Çıkardı. Öbür yanağımdan vurdu. Yanağımın burasında ucunun, ucuna bir de elma takıyor. Öyle de dolaştım. yanamdan hiç kan çıkmıyor. İyi dedim yanaktan olabilir kan çıkmıyor. Bu sefer benim etim kaba biraz. Buradan böyle güzelce tuttu, buradan bir batırdı, karşıdan çıkardı. Olmadı, hırsını alamadı rahmetli alavi. Ben çok aykırıyım ya, karşı çıkıyorum ya. Çok affedersiniz, buradan göğsümü tuttu, buradan bir batırdı, öbür taraftan çıkardı. Ya bunların hepsi de olabilir. Gel bakayım sen buraya dedi bana. Ben gittim şimdi yanına şişi aldı, şu gırtlak boşluğu var ya şuradaki. Gırtlak boşluğu. Boşluktan gıcırt girdi şiş içeri. Şu gırtlak boşluğumdan. Efendim? Ne varsa hocam işte bilmiyorum. Buradan gıcırt diye gıcırdadığını duydum ben. Gıcır gıcır girdi. Hırsını alamadı. Bir yere takıldı o. Nereye takıldıysa. Getirin benim dedi mi Şiş burada. Onun orta ucunda tahta bir topuz var. Tahta topuzdan başladı çakmaya. Küt, küt, küt. Bir ara dedim, ya gitmiyor, kemiğe dayandı herhalde dedim. Karışma sen dedi. Çıkardı, gerçekten ucu yamamış, kemiğe gelmiş. Dedim kemiğe gelmiş dedi. Sen karışma dedi. Tekrar oraya taktı. Atacak oraya o. Bir daha. Gacırt girdi. Ardından biraz daha çaktı. Şiş benim buradaki bu gırtlak boşluğum var ya buradan içeri girdi. Şişi gözümün önünde görüyorum. Topuzunu da görüyorum. Etrafında onun zincirler var sallanıyor. Hadi şimdi dedi hay esmasında dön. Yaşayan bir kimse. Belki de sonum ben. Benden sonra bunları yaşayan bir kimseyi dinler misiniz? Dinlemez misiniz? Bilmiyorum. Bizatihi yaşayan kimseyim. İbrahim'i ateş yakmaz mı? Yakmaz kardeş. Yakmaz. Evet, o yüzden bilimsel olarak bu nokta böyle hakkınızı helal edin. Sufiler kendi kendilerine esma çekmezler fakat bazen nefes alır verirken hay esmasını söylüyorum kendi kendime bu noktada kızıyorum fakat kendiliğinden oluyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bir kimsenin kendi kendine şehlik yapması uygun değil bu. Eşim anne babaya maddi yardım etmeme müsaade etmiyor. Eşinden gizli anne babaya maddi yardımda bulunmak günah mıdır bayanlar için? Eğer bayanların kendi kazandıkları para ise bu, Bayanlar bunda kendi kazandıkları parada tasarruf hakkına sahiptir. Bayanın kendi annesinden, babasından gelme miras, bayanın kendi örneğin biriktir birikimlerinden toplamış olduğu bir şey, kendi çalışmasının, kendi elinin ürünü olan bir paraya tasarruf etme bayana aittir. Erkekler Eşlerinin iyaşesini, geçim ve her şeyini sağlamakla mükellefler çünkü. Çocuğum 4 yaşında Allah'la ilgili çok soru soruyor, ona nasıl anlatmalıyım? Bu anlamaz diye düşünmeyin. Bu konuda ne kadar bilginiz var ise anlatmaya gayret edin. Yakınlarımızın kabrine gittiğimiz zaman bizi görür, duyarlar mı? Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında elif, lam, mim gibi harflerin Bakara ve Dua surelerinin başında misal anlamı meali kitaplarda yok. Neden melekler insanları yönlendirirler mi? Misal namaza kaldırmak gibi. Bu noktada yakınlarımızın kabrine gittiğimiz zaman onlar bizi görürler mi? Onların bu dünyadan göçüp giderken manevi halleriyle ait. Gördüklerine dair hadis-i şerifler var diğer surelerin başındaki elif, la, mim gibi işte bu tip bu surelerin manaları henüz daha açıklığa kavuşabilmiş değil. Açıklanmış değil. Zaten Kur'an'ın hani az önceki sohbette de müdahale ettim biraz belki de abes oldu ama müdahale etmemin anlamıydı buydu. Kur'an'da müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetlerinin bu manaya gelir deyip kesin sonuca bağlamak Kur'an mantığı açısından, dini mantık açısından uygun değil. Uygun olmadı, kendimce söylüyorum bunu. Uygun olmadığından müteşabih ayetlerinin Allah alem manası bugün için bu, budur demekte fayda var. Üç gün sonra o manayı değişebilir, bizim algımız, anlamımız değişebilir mi? Veyahut da Müslümanların anlaması, algılaması değişebilir mi? Evet. O yüzden Kur'an tam anlamıyla zaten mana itibarıyla açıklığa kavuşacak bir kitap değil. Bugünkü verilen manalar eksik mi? Değil. Ama son mu? Son da değil. Benim düşüncem bu. O yüzden müteşabihlerin üzerinde tartışma da yanlış. Bir kimse öyle anlar, dinleriz. Bir başkası başka türlü anlar, dinleriz. Kendi anladığımızı veya bir başkasının anladığını bir yere sabitlemek, Hz. Mevlana'nın mesnevisinde buyurduğu gibi, ey oğul bağı çöz, ne zamana kadar altına gümüşe bağlı kalacaksın, felsefesine aykırı. O yüzden müteşabihlerin üzerinde herkesin bir fikri olabilir mi? Evet. Bu konu açık mı? Evet. Bunun üzerinde İslam dünyasının akledip, düşünüp, tekrar düşünüp, tekrar düşünüp, tekrar düşünüp, tekrar düşünüp bu noktada hakikat noktasında bir yol alması gerekir mi? Evet. Kendimce inandım. Eyvallah. Bu sırf doğruyu görmek, doğruyu göstermek, hakikate ulaşmak için. Hakikate ulaşmak için derdimiz sufilerin derdi hakikate ulaşmaktır. O yüzden normalde böyle işte ya böyle kasıtlı düşünmek, kasıtlı böyle ortaya bir şey çıkarmak değil. Sırf hakikate ermek sırf hakikate kendi bulunduğumuz zamanda, kendi yaşadığımız zamanda, kendimizce, kendi yaşadığımız hayatın hakikatine erişmek, düşünce noktasında hakikate erişmek. Sufilerin derdi budur. Bu, Allah'a yakin olma, yakinlik noktasında gerekli bir şeydir. Sufilerce. O yüzden sufiler kendi dairelerinde, müteşabih ayetler üzerinde, dün dünde kaldı cancağızın bugün yeni şeyler söylemek lazım felsefesine uyarlar. Hocama katılıyorum. Bundan 300 yıl önce, 400 yıl önce yazılan tefsirler okutulmaya çalışılıyor. Bundan 100 yıl önceki tefsirler okutulmaya çalışılıyor. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önceki tefsirler okutulmaya çalışılıyor. Bunları temel bilgi açısından almakta fayda var. Ama bunların üzerine muhakkak daha ileriye yönelik anlam ve mana itibariyle çağları aşacak. Hatta bulunduğumuz çağdan daha ilerideki manalara ulaşmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden bazı surelerin bu noktada henüz daha manalarına ulaş, ulaşılabilmiş değil. Melekler insanları yönlendirirler mi? Mes, misal namaza kalkmak gibi. Evet. Allah'a zatında Allah olarak ibadet edenlerin sayısı çok azdır. Allah'a zatında Allah olarak ibadet edenlerin sayısı çok azdır. Herkes nefsinde kurduğu kadarıyla ona ibadet eder. Bu sırrı iyi anla. Muhyiddin İbn Arabi. Bu nasıl bir nefistir efendim? Sırrı anlamak nedir? Bütün herkes kendi zannınca bir Allah'ı vardır ve kendi zannınca Allah'a ibadet eder. Muhyiddin Arabi de dahil buna. Çünkü o hiçbir şeye benzemez. Bakın çünkü o hiçbir şeye benzemez. Öyle olunca herkes kendi zannınca onu tanır ve herkes kendi zannınca ona iman eder ve kendi zannınca ona ibadet eder. Herkes kendi zannınca, birisi kendi zannını bir başkasına doğru olarak dayatamaz. O yüzden sufiler derler ki nefes adedince Allah'a giden yol vardır. Ama bu nefes adedince yollar Kur'an ve sünnete uyarsa âlâ olur. İslam'da sakal kesimi, soru işareti, mezur eylemi ölçseniz. <laughs> İslam'da sakal kesimi, bunu böyle enteresan gelebilir size, Darül İslam ile Darül Harp arasında fark vardır. Bir kimse İslam hukukunun ve yaşanmayan bir yerde sakal bırakma noktasında zorunlu kabul edilemez. Bunun en uzunu sünnet-i Resulullah'ta bir tutamdır. En uzunu İslam'da göbeğe kadar sakal yoktur. Hadislerde böyle bir sakal tarifi yok. Bir kimse bir tutamdan uzun bırakırsa sünneti terk etmiştir. O sünnet sakal değildir. Bundan daha aşağısı olabilir mi? Evet. Evet. Ama bir kimse hiç bırakmıyor. Hiç bırakmıyor. Darül Harp'te ona sakal bırak denilemez. Bu sünnetle alakalı. O yüzden birisine kem gözle bakmak bu noktada hoş bir şey değil. Tövbe nasıl edilir? Bunun tövbenin bir sürü lafızları var. Sufiler tövbenin hal olanına bakarlar. Hal olan nedir? Bir şeyi yapmamaktır bir daha. Yoksa ben size estağfurullah lazım, kim subhanallah ve bir subhanallah lazım ve bir hamdi estağfurullah lazım der bunu günde yüz sefer söyler deniz köpükleri kadar günahı affolur. Doğru mu? Doğru. Sufiler lafızdan fazla hale bakarlar. Kardeş, sen bir daha hiç yalan söyleme, yeter o. Asıl tövbe odur. Sen bir daha gıybet etme, asıl tövbe odur. Yoksa sen sabahtan akşama kadar estağfurullah lazım desen ve birisi geldiğinde kız duydun mu ne oldu? Hani benim teyzemin kayınvalidesinin kız kardeşinin gelini vardı ya. E ee, ne olmuş? Sorma ya çarşıda yanında bir adamla görmüşler onu. Herhalde bilmiyorum kötü yola düştü galiba. Gitti. Bitti. O yine estağfurullah lazım diyor tabi. Allah rahmet eylesin. Şeyhim derdi ki tavuk tövbesi yapmayın. Sorduk tavuk tövbesi ne dedik? tavuk şimdi çok affedersiniz. Bundan sonra dermiş ki necaset yemeyeceğim. Karnı acıkıncaya kadarmış. Tavuz, tavuk, acıktı, yiyecek bir şey bulamazsa gider necaseti yer. Ondan sonra gagasıyla vurulmuş yere. Bir daha yemeyeceğim ya Rabbi dermiş. Ne zamana kadar? Karnı acıkıncaya kadar. Hayır. Sufiler enteresan insanlardır. Meselenin özüne bakarlar. Sivri sinekle uğraşmazlar. Bataklığı kurutmaya çalışırlar. Sen bataklığı kurutmuyorsun. Elinde dede te koşturuyorsun sineklerin peşinden. Kardeş, sen bataklık üretiyorsun. Nerede bu bataklık? Kalbinde. İç aleminde. Sen kalbindeki bataklığı kurutmamışsın. E bataklığı kurutmamışın elinde detan koşturuyorsun sen. Yorma kendini. Neden? Yarın yine sivri sinekler boğacak seni. Ya gel şu bataklığı kurut. Ya gönlünden şu günah kebayları bir silat. O isteği de silat. Bunun için Allah'a yalvar. De ki ya Rabbi gönlümde harama karşı olan muhabbeti Kes. Gönlümde haramı olan sevgiyi inkıtaya uğrat. Benim gönlüme haram sevgisi koyma. Benim gönlüme yanlış sevgisi koyma, eksik sevgisi koyma. E, o zaman gerçek tövbeye ulaşırsınız. O yüzden Hazreti Mevlana der ki: "Vay o tövbe edenin haline ki tövbesi tövbeye muhtaç." Muhteşem bir şey. Vay o tövbe edenin haline ki Tövbesi tövbeye muhtaç. Bu ne? Senin kalbin kara kutu olmuş. Sen kalbini bir ak kutuya çevir. Allah biz onlardan eylesin. Tövbenin kabulü anlaşılır mı? Anlaşılmaz mı? Eğer senin kalbinden o günahı işleme sevgisi kesildiyse merak etme tövben kabul olmuş. Yoksa kendi kendine düşünüyorsun, vay be yaz geldi Urla'ya gideyim bir akı balık patlatayım hiç kimse de görmesin. Diyorsan sen istediğin kadar dilinden tövbe ettin. Dilde kaldı. Dilde kaldı. Ben şunu gördüğümde neler söyleyeceğim ona, onun yüzüne neler edeceğim diyorsan dilde kaldı Allah muhafaza eylesin. Gündüzler evimizde herhangi bir saatte gölgeler görüyorum. Son olarak da mutfakta derviş gördüm. Bu arada ensemde soluk hissediyorum. Ortam buz gibi oluyor. Bunları neden görüyorum? Bilgilendirirseniz sevinirim. E bunu normalde şimdi Orhan Hoca'nın önünde söylerseniz Orhan Hoca der ki bunda psişik psikolojik, psikolojik sendrom var. Paranoya der. <laughs> Bizim bir tane ee, Doktor Abdullah var Çanakkale'de. <laughs> Bazen sohbet ederken Doktor Abdullah'a dönüyorum. Abdullah teşhis koy bana diyorum ben. Bu konuştuklarımla senin teşhisin ne diyorum? Bana diyor ki tıp olarak bakılırsa diyor senin kesin tedaviye ihtiyacın var. Hatta sana diyor 46 raporu verebilirler diyor. Yani bizim diyor eğer 46'lık mıyım hocam? <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Sır ne demektir? Herkeste bir sır derdi var. Sır ne biliyor musunuz? Diyeceğiniz ki nereden bilsek sorar mıydık? Hadis-i kutsi bilinmez idim. Bilinmekte istedim. Bir şey yarattım bilinmez idim noktası sırdır. Herkesin kendince bir sır anlayışı vardır ya. Benim sır anlayışım bu. Bilinmez idim. Bilinmekliği istedim. Bir şey yarattım. Bilinmekliği istediyse bizim bilemediklerimiz bize sır. Bizim bilemediklerimiz, biz bilemediklerimizin cahilliğini sır olarak görüyoruz. Hayır. Biz bilmek için gayret etmedik. Biz bilmek için gayret etmediğimizden dolayı bilemediğimizi sır olarak görüyoruz. Ama kendimce hakikat manasında sır o bilinmez idim hali. Orayı bilmiyoruz. Orası sır. Bilinmekliği istedi. Bilinmekliği istediyse o ayan beyan meydandadır. Onu bilecek kalp, onu görecek göz, onu duyacak kulak bizde yok o zaman. Var, çalıştıramamışız. O çünkü bilinmekliği istedi onun için insanları ve cinnileri yarattı. Bilinsin diye. O zaman biz kendi bilmediğimiz, kendi bilmediğimiz, bilemediğimiz, öğrenmediklerimizi sır olarak görüyoruz. Bu da işin ayrı bir tembellik noktası. Kendimce sır onun bilinmez idim dediği nokta buranın ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Buranın ne olduğunu bilmiyoruz. Buranın ne olduğunu bilmemekle beraber buraya konuşmaktan da men edilmişiz. Konuşmaktan men edilmişiz. Tekrar söylüyorum, konuşmaktan, buranın ne olduğunu tefekkür etmekten men edilmişiz. Sır burası. Pencesi Allah alem. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geceniz hayır olsun. İnşallah önümüzdeki ay buluşacağız. Selamünaleyküm.